Bebeğin nerede? Diğer bebeğin nerede? Ziyet bize. Nihat Özden ismim, Antepliyim. 2017'den beri Kahramanmaraş Türkyolu ilçesinde yaşıyorum. Evliyim, bir kızım var. Deprem gecesinde de o hafta aslında memleketteydim. Ücret öğretmenlik yapıyorum. Memlekete gittik işte. Depremden 3 gün önce Maraş'a geldim, Türkyolu'na. Ondan sonra deprem gecesi de orada zaten evdeydik. Ben bir odadaydım. Eşim ve kızım yatak odasındaydılar. Onlar yatıyorlardı. Ben yatmıyordum ama. İşte 4 civarı, artık 4-10 olduğu söyleniyor. O civarda, yani uzandığım yerde baktım, sarsıldık. Yani her zaman sarsıldık. Biz Malatya'da öğrenciyken de böyle arada sarsıntılar olurdu ama umursamazdık yani. Alışmış gibiydik. Bu sefer çok hızlı başladı. Oturdum, geçer diye bekledim. Tabii bu dediğim birkaç saniyelik şeyler yani. Uzun süre beklemedim. Zaten bir dakikalık bir süreç oldu. Bize çok uzun gelse de bir dakika falan sürdü. Oturdum, daha da şiddetlendi. Mecburen eşimin ve çocuğumun yanına gittim. Yani aslında deprem anında yapılması gereken bir köşeye çekilip kapanmaktır. Yani mantık bu ama yan tarafta canlarınız olunca pek de bunu düşünmüyorsunuz açıkçası. O yüzden kalktım, onlara gitmeye çalıştım. Adım atıyorum, biliyorum yani mücadele ediyorum ben orada ama yerimden kımıldayamıyorum. Yani adımlarımı atsam bile yerimde sayıyorum. İşte arada yavaşlar gibi oluyor, o zaman yetişebiliyoruz. İşte çok uzak değil yani, bitişik odaya neredeyse depremin sonuna doğru ulaştım. Yani aslında depremden çıkmadım ben, kurtulmadım. Allah korudu. Neden? Çünkü ben çıktığım zaman artık sarsıntı bitti. İlk sarsıntı bitti. Yani çocuğu aldım kucağıma, çıkana kadar düşe kalka çıktık. Ve en son eşim önde çıktı tabii, ben onu gönderdim. Çocuğu ben alıyorum arkadan. O çıkarken ayakkabılık devrildi. Üzerinde cam eken gibi bir şeyler vardı. Camlar, camlı bir şey vardı. Düştü mesela, her taraf cam kara oldu. Normalde yalın ayakla çıkıyoruz. Yani her zaman evimizde bir yerde bir bardak kırılsa dahi ayağımıza aylar sonra bile onun cam kırığı batar. Biz onların üzerine basarak çıktık. Yani Allah'ın bir hikmeti. Gerçekten Allah korudu. Biz yapabileceğimiz bir mücadele yok. Yani hep şunu derdim mesela, depremle ilgili bir film izlediğimizde ya da böyle bir sarsıntıları gördüğümüzde şöyle kaçarız, böyle kaçarız, şöyle yapmalıyız. Yani o an hiçbir şey işe yaramıyor. Hiçbir plan uygulanmıyor. Yani camların üzerine basarak gittik mesela. Bir çizik dahi olmadı. İşte neyse, dışarıya çıktık. Herkes dışarıdaydı. Sokak lambaları vardı mesela. Kırmızı olan sokak lambaları. Gökyüzü onun gibi aydınlatıyordu her tarafı. Bu kadar aydınlık, yani kızıl bir aydınlık görmedim hayatım boyunca. Neyse, o bir süre geçtikten sonra o kızıllık bitti ama bizim o etraftaki aydınlık bitmedi. Çünkü evimizin 1-2 kilometre ötesinde bir kağıt fabrikası var. Kipaş Kağıt Fabrikası diye. Onun arkasında fayın çöktüğü söyleniyor ve doğal gaz patlamış galiba orada. Oranın alevi bizim bulunduğumuz, yani yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafemiz var, orayı aydınlatıyordu. Yani deprem hakikaten, şimdi geçen bir yazı okudum. İnsan mutluluğunu saatlerce, günlerce anlatabilir ama unut üzüntüsünü ya da yaşadığı bir üzüntüyü, bir öyledir, bu şekildedir şeklinde ifade eder diyor. Hakikaten şu an ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani eşimle yaşadık biz bu durumu ama eşimle bile deprem anını konuşurken ifade edemiyoruz. Aynı şeyi yaşadık ama birbirimizi ifade edemiyoruz. Böyle bir andı. Allah herkesin yardımcısı olsun. İki depremi de orada hissettik. Sonraki gün Elbistan depremi oldu.
Onda da oradaydık. Arabanın içindeydik. Çadır gelmedi. Gelmemesinin sebebi zaten yollar yarıldığı için yardım gelemedi bizim oraya. Arabanın içerisinde beşik gibi sallanıyoruz. Yani diğer çocuklar falan gidelim mi, kaçalım mı diye söyledikleri zaman diyordum ki nereye kaçacağız? Yani kaçacak bir yerimiz yok ki, zaten tenha bir yere gitmişiz. Bundan sonrası neresi ki? Deyip mecburen bekliyorduk mesela. Artçılar bile 6 civarıydı. Hatta 6,5 olduğu bile söylendi. Sonra bizim öğrencilerimizden haberler gelmeye başladı. Bir öğrencim maalesef bu cam kırık hastalığı dedikleri bir hastalıktan tekerlekli sandalyeli kendisi. O babaannesi yatalak halde ve bir kardeşi bir de annesi aynı evde kalıyorlar. Babası işte deprem anında evleri çökünce tam çökmeden daha doğalgaz patlıyor ve onlar mesela yanarak can veriyor. Normalde 2 kişi oradan kaçabilir ama diğerlerini götürebilmek için birisi yatalak, birisi tekerlekli sandalye. Onlar yani tabiri caizse diri diri yanarak öldüler. Yani böyle haberleri aldık. Yani üzülemiyoruz. Yani doğru düzgün üzülemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında hissiyatımızı da bilmiyoruz o an. Ama Allah'ın yardımı nokta atışı gibi oldu. Yani gidecekler belliydi, kalacaklar belli gibiydi. Yani gerçekten ona sığınmamız lazım. Başka çaremiz yok. Ev yıkılmış olsaydı kurtulamazdık. Yani biz başka türlü çıkamadık oradan. Çünkü çıktığım zaman ilk büyük sarsıntı, o bir dakikalık sarsıntı bitmişti zaten. Ama mecburen yine yağmur altında olduğumuz için o sarsıntıya rağmen tekrar eve girip bir şeyler almak zorunda kaldık. Bu söylediklerimiz yanlış. Ama oradaki yanlış, başka çare yok. Mesela bir gün boyunca arabanın içinde kaldık. Çocukları ve kadınları bir arabaya koyduk. Onda yakıtı vardı, sıcak olsun diye. Ben ve 2 kaynım bir arabada kaldık gün boyu. Yakıtımız olmadığı için soğukta kaldık mesela. Bir gün boyunca öyleydik. Sonra çadır geldi ve 25 kişi falan bir çadırda kaldık. Yaklaşık 4 gün falan böyle geçtikten sonra mecburen biz de artık işte çocukların özel durumu, işte banyo yapılamaması gibi sebeplerle mecburen Ankara'ya bir arkadaşımızın yanına geldik. Yani böyle bir yıkım oldu ve ben oradayken bu yıkımın bu kadar büyük olduğunu anlamadım. Yani evden çıktığım zaman o büyük ateşi görünce, doğalgaz patlamasını görünce içerideyken deprem dedim ama dışarı çıkınca herhalde patlama oldu da böyle oldu dedim. Ve internetimiz işte şarjımız olmadığı için haberlere falan da bakamadık. Ankara'ya gelirken yolda yıkımın boyutunu gördüm. Gerçekten dedim yani biz Allah korumuş, yani bunun başka bir açıklaması yok. Hepimiz orada kaçıştık ama benim bitişiğimin bitişi yıkıldı mesela, hissetmedim bile. Yani göremedim bile. Çünkü her taraf karanlık, elektrik yok. Etrafı dolaştıktan sonra geldim baktım. Mesela orada bir ceset çıkarıldı. 5-6 civarı ceset çıkarıldı. Öğle vaktiydi. Halen o ceset kenarda bekliyordu mesela. Gelen yardım ekibi de olmadı. Çünkü yollar kapalıydı. Ondan sonra o gitti. Etrafı bakmaya geçtiğim zaman benim sokağım, bitişiğim ve onun bitişiği dışında geri kalan neredeyse her taraf yerle bir olmuştu. Yerle bir olmuştu dediğim, ben Türkyoğlu'nun Kılalı mahallesindeyim. Yani köy gibi bir yerdeyim aslında, bir beldedeyim. Oradaki evlerin çoğu da bir katlı ya da 2 katlı. Yani yıkılan ve insanların öldüğü evler 1 katlı ve 2 katlı. Çok katlı da değil. Çok katlılar zaten gitti. 1 katlı, 2 katlıların da birçoğu orada gitti.
Evimizin bir üst tarafları sağlam kaldı. Oraya zaten elektriktir, doğalgazdır veriliyor diye biliyorum halen. Ama bizim kısım halen elektrik, su, doğalgaz yok. Su kesik kesik geliyor. Yani böyle bir ortamdaydı. Sonra Türkoğlu'na gittim. Bir arkadaşım vardı. Belediye civarında oturuyordu. Göçük altında kaldığı için onun yanına gittim. Normalde 7 katlı bir bina. Gittiğimde koltukları dışarıdaydı. Üçüncü katta oturuyor normalde kendisi ama o üçüncü kat benim boyumda yani 2 metrelik yükseklikte hemen hemen. Yani ondan 2 gün sonra da zaten cesetleri çıkarıldı. Hem eşi hem kendisi. Ailesi geldi, aldı götürdü. Yani böyle bir ortamdı. Böyle bir ortamdaydık. Evet çok kötüydü ama inanın nasıl bir duyguya kapılacağımızı bilmediğimizden ağlayamıyorduk da, gülemiyorduk da. Yani sevinemiyorduk da, üzülemiyorduk da. Bütün duygular aynı anda şu an bile öyle. Yani baktığım zaman yıkılan yerleri ve yol boyunca mesela Ankara'ya gelirken Kayseri'ye kadar çok soğuktu. Orada Elbistan'da yıkılan evlerde falan sağ kurtulanlar da donarak öldüğü söyleniyor mesela. Bunları duyduk. Burada geldim Hatay'ın ya da diğer illerin durumunu görünce şöyle dedim kendime ben depremden çıkmadım. Yani evim yıkılmadı. Evimin etrafındaki surlar yıkıldı. İşte üst tarafları yıkıldı. Ama evim sağlam. Yıkılmadı. Böyle olunca dedim ki deprem buraya uğramadı dedim kendi kendime. Çünkü her taraf yıkık. Yani benim dışımda her yeri yıkılmış gibiydi. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Göçük altında halen hep haberlerini alıyoruz. Ha üzülüyoruz. Bakarken üzülüyorum. O anlar tekrar yaşıyorum ama bakmadan da kendimi alamıyorum. Burada eşim ve çocuğum var. Onları yerleştirdikten sonra yine tekrar deprem bölgesine gidip yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışacağız. Yani oradan kopamıyoruz, kopmaya da çalışıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Başka açıkçası diyebilecek de pek bir şeyimiz yok.